Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu videomuzda vefat eden, Türk sinemasına hizmet etmiş olan veya sanat tarihinde katkıları olan üstadların, sanatçıların kabirlerini ziyaret edeceğiz. Ben kendi inançlarım doğrultusunda gidip duamı okuyacağım. Şimdi hep birlikte kabir ziyaretine başlayalım. Sadri Alışık, sinema oyuncusu. Doğum tarihi 5 Nisan 1925. İstanbul'da doğmuş. Tam adı ile Mehmet Sadrettin Alışık. Tiyatro, sinema oyuncusu ve komedyendir. 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Offside Osman tipleriyle tanındı. Yaşamı boyunca 200'ü aşkın filmde rol aldı. Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ayhan Işık, 5 Mayıs 1929 yılında İzmir'de doğdu. Taçsız Kral lakaplı Türk sinema oyuncusu, yapımcı, yönetmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam. 13 Haziran 1979 tarihinde sabaha karşı Selimpaşa'da hayatını kaybetti. Kıyıkent'teki yazlık evinde şiddetli baş ağrısı ve kusma ile uyanır. Yatırıldığı klinikte beyin kanaması tanısı koyulan Ayhan Işık maalesef kurtarılamaz ve 3 günlük koma sürecinin sonucunda 16 Haziran 1979 yılında hayata gözlerini yumar. Cüneyt Arkın, doktor, sinema oyuncusu, sanatçı ünvanlarına sahip. 8 Eylül 1932 yılında Eskişehir Odun Pazarı'nda doğdu. Cüneyt Arkın veya gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batır. 1963-2019 yılları arasında 330 sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında yer aldı. 28 Haziran 2022 tarihinde Beşiktaş Ulus'ta kalp durması sonucu hayata gözlerini yumdu. Nejat Uygur, tiyatro oyuncusu. Nejat Günhan Uygur, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 10 Ağustos 1927 yılında Kilis'te dünyaya gelmiş. Nejat Uygur, uzun süre hastanede tedavi görmesine rağmen 18 Kasım 2013 günü saat 19.57'de solunum yetmezliğine bağlı Kavacık'ta hayatını kaybetmiş. Burada Nejat Uygur'un
kabir taşında diğer ünlülerde de görmüş olduğumuz kendilerine özgün mezar taşları bulunmaktadır. Nejat Uygur'un da kabrinde böyle esprili bir çalışma olmuş. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında de Küçükpazar'da doğdu. Asıl adı Ali Kemal Sunal olarak geçmektedir. Türk oyuncu, yapımcı, senarist ve komedyen ünvanlarına sahip. Oynadığı karakterlerle Türk sinema tarihine damga vuran oyuncular arasındadır. Tiyatro ile sanat hayatına başlamıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybetti. Kartal Tibet, 27 Mart 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı ünvanlarına sahip. Yaklaşık 200 film ve dizide oyuncu, yönetmen ve senarist olarak yer aldı. Kartal Tibet ölümüne kadar son 3-4 yıl boyunca kronik akciğer hastalığı ile mücadele etti. 1 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.10'da İstanbul'daki Acıbadem Hastanesi'nde 82 yaşında hayatını kaybetti. Müslüm Gürses, 1953 yılında Fıstıközü, Halfeti, Şanlıurfa'da doğdu. Müslüm Gürses ya da diğer adıyla Müslüm Akbaş, Türk arabesk ve Türk halk müziği sanatçısı, besteci, söz yazarı ve oyuncu, arabeskin babası veya Müslüm Baba olarak anılmaktadır. Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde bypass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı ve solunum cihazına bağlandı. Müslüm Gürses 3 Mart 2013'te yaklaşık 4 aylık tedavi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhterem Nur, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcı Müslüm Gürses'in eşi. Muhterem Nur, gerçek adıyla Aysel Muhterem Kısa. 31 Aralık 1932 yılında Manastır, Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi. 20 Mart 2020 tarihinde Sabah
6.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında eşi Müslüm Gürses'in hemen mezarının yanına, yani aynı mezara defnedildi. Ayşen Guruda, tiyatro ve sinema oyuncusu. 22 Ağustos 1944 yılında İstanbul Yeşilköy'de dünyaya gelmiş. Türk sinemasında Domates Güzeli lakabıyla tanınan Guruda, birçok Yeşilçam filminde Şener Şen, Adile Naşit, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi oyuncularla başrolde yer aldı. Ablası Ayten Erman ve kardeşi Ayben Erman da oyunculuk yapmışlardır. İstanbul'da bulunan bir hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Türk sinemasının Domates Güzeli lakaplı oyuncusu Ayşen Guruda, bu hastalığa bağlı olarak solunum yetmezliği sonucu 23 Ocak 2019'da 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ali Şen, tiyatro ve sinema oyuncusu. 26 Aralık 1918 yılında Adana'da dünyaya gelmiş. Türk sinemasının oyuncularından olan oyuncu Şener Şen'in babası olan Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış. 290 kadar filmde rol almıştır ve genellikle kötü ve para göz karakterlerini canlandırmıştır. Kameralar karşısında ilk rolünü 1954 yılında oynamıştır. 15 Aralık 1989 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Zeki Alasya, 18 Nisan 1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş. Zeki Alasya aslen Kıbrıslı, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı ve yönetmendir. Osmanlı Sadrazamı Kamil Paşa'nın yeğenidir. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra sanatçı sanat hayatına da 1959 yılında Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu'nda amatör olarak başlar. Film çevirmeye 1973'ten sonra başlar. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluştururlar. 22 Nisan 2015 tarihinde karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı Mayıs 2015 tarihinde 72 yaşında hayatını kaybeder. Zeki Alasya'nın kabrinin iki mezar yanında Türkan Saylan'ın da kabri bulunmaktadır.
Levent Kırca, 28 Eylül 1950 yılında Samsun'da dünyaya gelmiş. Türk komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusudur. 2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekteydi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02:40'da hayatını kaybetti. Bir videomuzun da sonuna geldik. Gidebildiğimiz kadar kabire gittik, dualarımızı ettik. Allah günahlarını affeylesin. Her birinin kabri başına gidince gerçekten hepimiz çok duygulandık. Bugün yine bana eşlik eden Kenan arkadaşıma, Ramazan'a sonsuz teşekkürler. Zaman zaman kabir ziyaretlerini yapacağımız videolar gelecek ve daha farklı içeriklerle de sizlerin karşısına çıkacağım. Biliyorum çok ara verdik. Bazı sebeplerden dolayı video çekemedim ama bundan sonra çekmeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.